Saha çalışmalarını sürdüren AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk bu kez Ayrancı ilçesindeydi. İlçedeki temasları sırasında 16 Nisan halk oylaması için evet desteği isteyen Konuk, kent merkezinde de ziyaretler gerçekleştirerek çeşitli programlara katıldı. 16 Nisan halk oylaması saha çalışmaları kapsamında Karaman'ı adım adım tarayan AK Parti Milletvekili Recep Konuk bu kez Ayrancı ilçesindeydi. Temasları sırasında Konuk'a MHP'li ilçe belediye başkanı Yüksel Büyükkarcı da eşlik etti. Bizim işte 317 milletvekilimiz var. Meclis başkanımız hariç tutarsanız 316 oyumuz var. 330'a varmak için bir desteğe ihtiyaç vardı. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi sağladı. Bunu birlikte parlamentodan çıkardı ve sizden huzuruna getirdi. Sıra sizde. Siz de inşallah gereğini yapacaksınız. Bu ülkenin geleceğini, bekasını hep birlikte koruyacağız. Türkiye'den nemalanan Avrupa'nın ve parçalanma sürecindeki terör örgütlerinin hayır cephesinde güç birliği yaptığını vurgulayan Konuk, biz bu yola baş koyduk dedi. Biz yeni sistemde bu ülkenin bekasının muhafazası, geleceğinin güçlü, kudretli ülkesini, o şefkatli, adaletli ve zenginlik ve refah üreten ülkesini kurmak için bir yola çıktık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, Karaman kent merkezindeki esnaf ziyareti sırasında büyük ilgi gördü. Vatandaşların halk oylamasına yaklaşımı Konuk'u memnun etti. PKK'ya karşı evet. Evet. FETÖ'ye karşı evet. Evet. Kandil'e karşı evet. Evet. Vatanımıza ihanet etmek isteyenlere karşı evet. Evet. Bayrağımızı indirmek isteyenlere karşı evet. Ezanımızı susturmak isteyenlere karşı evet. Almanya'ya karşı evet. Bütün Hristiyan değil neydi o? Haçlılara karşı evet. Biz bu millet %75'i evet. Karaman Kent Konseyi Spor ve Gençlik Meclisi üyeleriyle de bir araya gelen Recep Konuk, Cumhurbaşkanı hükümet sistemi ve anayasa değişikliğini anlattı. Ya yılan bile kabuğunu değiştirir gelişmek için. Ağaç bile budanır tazelenmek için. Daha çok gül olmak için, daha çok verimlenmek için. Biz rejim planı değiştirmiyoruz arkadaşlar, bak bunu iyi anlayın. Sadece hükümet sistemini değiştiriyor. Rejimimiz cumhuriyet. Ama değişen hükümet sistemidir. Tek kişinin değil, tek elden yönetilir.